Merhaba, ben Şebnem. Bugün sizlere expo çalışması metodundan bahsedeceğim. Öncelikle expo çalışması nedir? Expo çalışması bir görsel, kreatif hatırlatıcıdır. Expo çalışması ile takım değerlerinizi, şirket kültürünüzü, gelecek amaçlarını, projedeki ana kavramları açıklayabilirsiniz. Expo çalışması yaparken kendimize bir amacı nasıl görselleştirebiliriz, bir vizyonu nasıl paylaşabiliriz, bir hikayeyi nasıl anlatırız gibi soruları sorabiliriz. Birçok organizasyonun, kuruluşların vizyonu ve misyonu vardır. Bunlar kuruluşları, ürünleri veya ekipleri için olabilir. Ama bazen kelimeleri kullanmak yetmez. Yapmanız gereken şey göstermektir. Görsel bilginin cümleler aracılığıyla iletilmesiyle karşılaştırdığımızda, görsel bilginin büyük gruplar üzerinde daha büyük etkisi vardır. Görsel bilginin büyük gruplarda daha hızlı yayıldığı görülmüştür. Görselleştirmek neden önemlidir? Daha açık, daha basit. Görseller karmaşık kavramları basitleştirerek onları daha ulaşılabilir bir hale getirir. Katılım ve ilgi. Görseller genellikle düz metinlerden daha ilgi çekici olduğundan görsel olan etkileşim daha fazla olur. Evrensel anlayış. Görseller farklı dil yeterlilik düzeylerine sahip bireylerin bilgiye ulaşmasını sağlayarak iletişimde kapsayıcılığı arttırır. Akılda kalma. İnsanlar görsel bilgileri metinden daha iyi hatırlama eğilimindedir. Ve bu da iletilen mesajın daha iyi akılda tutulmasını sağlar. Görsel etki. Görseller duyguları uyandırabilir ve onlarla ilişkilendirilmesi bu resimleri daha akılda kalıcı yapar. İşleme verimliliği. Görsel bilgiler beyin tarafından düz yazıya göre daha hızlı işlenir. Bu expo çalışması örneklendirmemiz gerekirse bir senaryo oluşturduk. Bu senaryo topluluk bahçesi senaryosu. Bu senaryoda birbirine sıkı sıkıya bağlı bir mahallede yaşayanlar sürdürülebilir yaşamı teşvik etmek, topluluk duygusunu geliştirmek ve yerel gıda güvenliği sorunlarını ele almak için bir topluluk bahçesi kurmak isterler. Buradaki fikir, kullanılmayan boş bir alanı kendi ürünlerini yetiştirebilecekleri ve bahçecilik bilgilerini paylaşabilecekleri daha canlı yeşil bir alana dönüştürmektir. Bu fikri yaymak ve bu projeye destek toplamak için bu alanın öncesi ve sonrasını gösterecek bir resim kullanılabilir. Buradaki gibi öncesi ve sonrası resim kullanılabilir. Öncesi ve sonrası görselleri, topluluk bahçesinin temsil resimleri, topluluk için somut bir vizyon sağlar. Potansiyel olumlu etkiyi görseller aracılığıyla görmek, bireylere kendi mahallesinin bu topluluk bahçesini benimsemesi, kabul etmesi ve hayal etme konusunda ilham verebilir ve onların projeye katılma olasılıklarını arttırabilir. Benim expo çalışması hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.